Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İlker Kozan. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine işimizden çıktık. Kendi hayvanlarımızın başına geldik. Hayvanlarımızı ağırda avluya falan açtık. Şimdi onları yaylıma bıraktık. Çok istediniz. Çok mesajlar attınız, yorumlar attınız. İlker artık Bahri'yle bir video gelsin, Bahri'yle bir video gelsin. Ve evet, bugün Bahri'nin yanındayız. Bugün Bahri abimizle birlikte bir video çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ve hadi Bahri abimizin yanına geçelim. Evet arkadaşlar, Bahri abinin damına geldik. Gördüğünüz gibi şu alanlar depo olarak falan duruyor. Şöyle ilerleyelim. Damına doğru, Bahri abimizin yanına doğru gidelim. Gösterelim, biraz muhabbet edelim Bahri abimizle. Çok istediğiniz Bahri abinin yanına geldik. Şimdi burası avlu, görmüş olduğunuz gibi. Burada da fedaisi var Bahri abinin. Maşallah. Şöyle içeriye geçelim. Evet, Bahri abinin yanına geldik. Selamun aleyküm Bahri abi, ne yapıyorsun? Selam, temizlik yapıyorum. Allah helal olsun abi. Oo, telaşı çok. Çok çok telaşı. Emek olmadan yemek yok diyorsun Bahri abi. Tabii. Şunu bir bırak da biraz muhabbet edelim. Sonra beraber temizlerim bakalım abi ya. Sıkıntı yok. Yardımcı oluruz biz sana. Nasılsın Bahri abicim, iyisin? Çok şükür abi baba. Valla ne yapıyorsun? Ağır temizliyorsun şimdi. Ağır temizliyoruz. Hayvanları temizledik. Valla. Ne yaptın, hayvanları verdin? Hayvanlara kurbanla sattık, hiçbir şey kalmadı. Valla. Niye bıraktın abi hayvancılığı? Kardeşim benim çok bağlı, sana çok bağlı, aklından gelemiyorum. Değil mi? Elde avuçta bir şey yok. Değil mi? Ne zeytin ağacım var, ne evim var. Değil mi? Hiçbir şey yok kardeşim. Hepsini sattım. Sattım, vallahi yeme zamanı yatırdım paraları. Değil mi? Borca gitti desene. Borca, aha. Şeferendeki Asya ablaya 420 milyon lira borcum var. Vallahi ödeyemedim. Karının yüzüne bakamıyorum vallahi. Sıkıntı yok, o konuda şey yaparız, şey olmaz da. Ne yaptın şimdi, ağrı boşalttın, buraya hayvan koyacak mı Bahri abi? Koymayacağım kardeşim. Valla? Yok kardeşim, hayvancılık yapılmaz abi. Ya demeseydin ya, öyle iyi abi. Yok kardeşim, 350 milyon lira olmuş bir çuval ezme. He. Bir balya yonca olmuş 100 lira kardeşim. Geldi hayvan bak. Hayvancılık bitti kardeşim, hiçbir şey kalmadı. Hepsini sattım kardeşim. Valla? Hepsini yeme zamanı yatırdım. Bir Allah'a can borcum bu. Valla? Bir Allah'a can borcum bu. Allah ne zaman alırsa canım o zaman giderim. Bir Allah'a can borcum var. Sen yapmadan duramazsın ama abi hayvancılık. Yapamayacağım kardeşim, yapamayacağım. Böyle ya, giderse yapılmaz abi. Ya buraya 2-3 oğlak koruruz yine. Yapamazsın ya, yapamayacağım. Hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Kaçtan verdin hayvanları kurban pazarına? Valla 1,5 liradan verdim kardeş. Valla? 1,5 liradan. Ucuza gitmiş abi. Yok kardeşim, pazar yeri patladı. Valla? Patladı kardeşim. Yok değil mi, hiç yok, alıcı yok. Yok kardeşim, aşağımızı patladı. Binler, fiyatları yüksek çekti. Değil mi? Tabii. 3 lira çekti, 4 lira çekti. Adam alır mı? Kaç para aylık alıyor herif? Değil mi? Sen ağacıya 5 lira. Adamın evi kira, adamın kira. Kurbanlığı mı yapacak? Torunlara, çocuklara bayramlık mı alsın? Değil mi? Yani bu millet böyle giderse yani bu milletin sonu yok yani. Yok, doğru diyorsun Bahri abi. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun. Eğer böyle bu millet giderse, bu millet vallahi ne hayvancılık yapabilir, ne hiçbir şey yapabilir. Değil mi? Böyle abi. Hiçbir şey yapamayız diyor. Buraya geldin, hiçbir şey yok. Vallahi bomboş ha. Evet. Şimdi burayı abi, temizliyorsun. Sen ne yapacaksın burayı temizleyip? Hiçbir şey yapmayacağım. Bekleyeceğim kardeşim. Yem 100 liraya düştü o zaman hayvancılık. Vallahi 100 liraya düşer mi Bahri abi ya? Bahri abinin şöyle ağara giden bakalım, bir göstereyim size. Bak, fedai burada hemen fırfır atmaya başladı bile. Bizi gördün mü yabancılık arkadaşlar. Şimdi bu gübreleri buraya atıyorsun. Bunlara alan oluyor mu Bahri abi? Oluyor, oluyor. Vallahi. Geliyor, tarla sahipleri alıp gidiyor. Evet. Bunlar ne şimdi Bahri abi, bana bir anlat bakalım, bir izleyenlere. Burayı ne olarak kullanıyor şimdi, buraya bir göstereyim. Burayı saman odası kullanıyor. Buraya saman deposu olarak yapmış. Evet. Zaten saman da kalmamış desek yeri, iki balya bir şey var. Bırak. Hayvanları da satmış. Bu taraf ne Bahri abi? Orası da civciv kümesi. Civciv kümesi. Var mı civciv falan? Civciv var, 3-5 tane. 3-5 tane civciv. Şu an bura boş ama. Tavukları saldın yani he? Bir tane burada da var içeride. Çıkmadı dedim ya. Ulan bunlar nerede dedim baba. Tavukları da çayın içine mi atıyorsun? Yok da ya. Şunlara, bunlara gidiyorum. Valla. Şöyle gösterelim Bahri abinin alanını da. Böyle güzel ve şey bir yer. Bahri abi, demek istediğin bir şey var mı? Ben gideceğim şimdi hayvanlara bakayım biraz daha. Biraz seni gösterem dedik. Diyecek hiçbir şeyim yok. Vallahi. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Hayvancılık bitti kardeşim. Değil mi? Yemiş olmamış 350 milyon lira. Bir balya yoncu olmuş 100 lira.
Vallahi bende hiçbir şey kalmadı kardeşim. Ne keçi kaldı ne koyunlar. Hepsini kurbanla sattım kardeşim. Vallahi cebime bir lira para kendim kurban dahi kesemedim. Yapma. Hepsini yemez yaman yedim. Kestirsem Allah canımı alsın. Kurana da ekmeğe de el öperim. Allah. Kesmedim kardeşim. Allah bana yukarıda. Allah yardımcın olsun. Var abi benden yapamadım bir isteğim var mı? Ben senden istediğim yok. Allah razı olsun. Seni çok sordular ondan bir yanına gelelim dedim. Allah razı olsun eşten dosttan. Bir senin gediğin oldu bir de ben buradayım. Ben bir ara gideyim hayvanlara da bakayım. Tamam. Benimkilerde yayılım tamam, bak. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz hadi Bahar abim. Allah'a emanet. Hadi gidelim. Evet Bahar abi hayvanları satmış. Rüzgar da çok var şimdi. Şey yapamıyoruz. Çok konuşturamadım onu da. Şimdi bak görün gördüğünüz gibi bu ağırlar komple boşaldı arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Bakın. İnsanlar kimi hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Kimisi ne bileyim nasıl söylenir buradan hayvanlarını taşımak zorunda kaldı. Bakın mesela bu ahır da ne kadar güzel büyük bir ahırdı. Şimdi burası da kapanmış. Durumda gördüğünüz gibi içi bomboş. Bunun sahibi buraya gelip sökeceğim ben dedi. Bakalım gelip sökecek mi İbrahim abi? Şimdi şöyle hayvanların yanına doğru gidelim. Bahar abi çok merak ettiğiniz için Bahar abiyle bir video çekmeye denedik. Konuşturduk biraz onunla. Ahırını temizce. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız da burada yayılımda. Şöyle size onu da gösterelim. Yayılsınlar biraz. Şimdi gidelim bir ahırımızın içine bakalım. Daha kapısını bile açmadım. Daha yemler falan yapılacak. Samanı rüzgardan dolayı yine kırdıramadık arkadaşlar ama olsun yapacak bir şey yok. Size geçen bahsettiğim mi? Belediyenin zeytinliğini de göstereyim. Orayı da size bir tanıtalım şöyle. Güzel bir şekilde. Şurası gördüğünüz gibi şu alanın içi boydan boya yani buradan tutun ta yolun sonuna kadar değil de yolun yarısına kadar belediyenin zeytin bahçesi ve dibinde de badem ağaçları var. Gördüğünüz gibi bademlerimiz de yavaş yavaş yetişiyor arkadaşlar. Hatta sizin için bir tane açmayı isterim. Şöyle bir tane tutalım elimizle. Ağrımız da gördüğünüz gibi faaliyette. Bakın bademler yavaş yavaş olmaya başladı. Güzel bir eğlenceli videolar çekelim diye uğraşıyoruz. Sizlere hem yaptığım hayvancılık hayatını hem de nelerle uğraştığımı göstermeye çalıştım. Çok şey yapmadan şöyle ağrımıza doğru gidelim. Yemimize, sularımıza falan bir bakalım. Hayvanlar yemi bitirmiş mi? Bir onu görelim. Şöyle. Babam avlunun kapısını açmış. Hayvanları buraya kapatmış. Hayvanlar şu an yayılımda. Gördüğünüz gibi maşallah var. Burayı da şöyle bir önlem aldık. Mecburiyetten dolayı diyelim. Kapatmak zorunda kaldık. Şöyle içeriye doğru bir geçelim. Şöyle içeriye girelim. Bismillah diyelim. Besmelemizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ağrımıza geldik. Oluklarda biraz saman kalmış. Bu defa ne olur? Samanımızı biraz az atarız. Çünkü tek başına samanı çok yemiyor hayvan. Sevmiyor. Yemlerle birlikte yine aynı şekilde ona devam ederiz. Bakın şimdi burcu da aynı şekilde. Tuz attıktan sonra hayvana tuzu verdikten sonra günde iki kere bunları doldurmaya başladık. Yavaş yavaş işleri kızmaya başladı. Şimdi yine dolduracağım. Şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz suyu gidiyor hayvan. Yani bir öğünde diyelim size. Sabah geliyorum ben bunu dolduruyorum. Ondan sonra babam geliyor öğlen bir daha dolduruyor. Akşamüstü böyle bir daha işte yarımlanıyor falan. Bir defa üstünü tamamlıyoruz. Yani günde iki, üç defa diyebilirsiniz. Şöyle doldurmaya şey yapsın kendisi devam etsin diyelim. Şöyle geçelim içeriye. Şimdi bana sormuşsunuz bu yaptığın yöntemi koyunlarda da denesek bir sorun olur mu diye. Vallahi abiler ben gittim sordum sizin için. Bunu koyun içinde deneyebilirsiniz dediler. Yani gidip de bir sakıncası olacağını düşünmüyoruz dediler. Yani isteyen şu an verdiğim o geçen videoda verdiğim tarifi gidip koyunla da deneyebilir. Şimdi şöyle bir açalım şu kapımızı. İpini bir çözelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. Hayvancılığı bırakan insanımız da çok şu an memlekette. Gördüğünüz gibi leğenimiz yine burada.
karışımım da burada. Şu karışımı sormuştunuz yine bana. İzlemeyenler varsa şöyle anlatalım. Bakın şunun içinde 3 kilogramlık salamura tuzunun içinde 1 kaşık kükürt, 1 kaşık da göztaşı var arkadaşlar. Bu hayvanı kızdırıyor hem de içini temizliyor. Yani kötü bir yan etkisi falan yok. Yemlerimizi de almıştık. Şimdi onların da böyle bir karışımını yapayım. Oluklara atarken size videoyu devam ettireyim. Önce ben bir yemi hazırlayayım. Gördüğünüz gibi bu defa samanı çok atmadım. Şöyle karıştıracağız bunu. Şöyle kardıktan sonra yine videomuza devam ederiz. Oluklara attığım zaman sizlere bir daha gösteririm. Ona göre şey yaparsınız, biraz daha detaylı anlatırım. Evet, yemlerimizi döktük. Şöyle gösterelim. İçinde yemleri, yani besi yemini ve arpa tanelerini de göreceksiniz. Buna bileğinin içine 3 avuç besi yemi, 3 avuç da arpa olacak şekilde yem atıyoruz ve üstüne o dediğim karışımdan sadece bir avuç döküyoruz. Bak gerçekten de hayvanın kızdığı, kızıştığı belli oluyor. Tekeye yaklaşıyor artık iyice dişiler. Ve su içmeye de bayağı çoğalttılar. Yani iyice kızgınlaşmaya başladı diyelim. Şimdi hayvanlarımızın olduğu yere de bakalım. Nasip olursa artık burayı biçtirmeyi düşünüyoruz. Ta ki şu dediğimiz devlet su işleri tarafından yapılacak olan kanalın nereye kadar geleceği belli olacak arkadaşlar. O geldiği zaman bana nasıl bir şey olacak bir ona bakacağım. Ona göre burayı komple bir sürdüreceğim. Yine şu arka tarafa bir set ördüreceğim nasip olursa. O zaman net bir şekilde her şey belli olduğunda yine buraya karambağa, yani daha doğrusu reygras süt otumuzu ekmeye devam edeceğiz. Ben bir boruları falan da sökmeye başlayacağım. Sonra sahama falan geçeceğim. Sahamın videosunu size çekemiyorum tek başına olduğum için. Ama onun da en yakın zamanda güzel bir videosunu çekeceğim. Mahalledeki çocuklardan biriyle pazar günü olur diye umuyorum. Nasip olursa pazar günü onun da videosunu çekeriz. Şimdi kapanışa geçelim. Yine güzel bir video ile, doğal bir video ile, yani sizlerle konuşup muhabbet ederek, yaşam alanımızı göstererek sürdürdüğümüz bir video ile karşınıza çıktık. Bari abiyle de biraz muhabbet sohbet ettik. Dediğimiz gibi hayvancılık gerçekten de biraz zorlaşıyor. Ama nasıl iyi bakarsan hayvana öyle de güzel bir kazancı oluyor diyelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve yarın cuma günlerden cumanız da şimdiden mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İyi seyirler.